Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoma çok fazla yorum geldi. Yorumlar da bazıları spam'e düşüyor, bazılarını okuyamıyorum, otomatik olarak siliniyor. Hakaret içerikli yorumlar veya işte şüpheli hesaplardan atılan, fake hesaplardan atılan yorumlarım bazen siliniyor arkadaşlar. Yine çok saçma, çok acayip bir şey olmuş. Ben de hemen şöyle apar topar bir video çekeyim dedim bununla ilgili. Çünkü bu kadar çok mesaj geldi ki, yani telefonuma da mesaj geliyor. Yani ben yetkili birisi değilim arkadaşlar ama çok şaşırdım olan şeye. Şimdi yorumlardan şöyle bir bakalım. Biraz sesim de kısık ama ön satış açıldan alıp yaptım. 14'te başladı. 1 dakikada almış Mesut Bey. Ondan sonra saat 8'de paranız iade edildi diye bildirim geliyor. Yani çok enteresan. Bu tarz çok yorum geldi. Demek ki birçok kişiye böyle yorumlar gelmiş. Açılır açılmaz ikinci seçenekten hemen aldım. Talebiniz alındı dendi. Şimdi mesaj geldi. Talebiniz reddedilmiş. Dilerseniz birinci seçenekten alabilirsiniz diyor. Gerçekten bu kabul edilebilir bir şey değil şey olarak. Mantık olarak. Yani talebiniz reddedildi ama isterseniz birinci seçenekten alabilirsiniz. Yani sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun abi? Sen diyorsun ki birinci seçenekten biz sana satalım. Sen ama aldığın coin'i satamazsın diyorsun. Yani sen ne yapmaya çalıştıklarını anlamadım. Çok amatör, çok şaşırdım ben de bunların üstüne. Bakalım. Mesut Bey yine bir şey yazmış. Resmen dolandırıcılık demiş. Erhan Gürel. 12 TL'den saat 13.59'da başına geçip saniyeleri sayarak 50 bin liralık aldım akşam 8'de. Herkese akşam 8'e mesaj gelmiş galiba. PRB arzının talebinizden önce tükenmesi nedeniyle işleminiz gerçekte. Abi gerçekten bu kabul edilebilecek bir şey değil yani. Ben de çok şaşkınım. Çünkü bunu nasıl siz yönetiyorsunuz bu şirketi? Hayretler hayret edici yani. Siz nasıl yönetiyorsunuz abi bu şirketi? Size dedik tamam olabilir dedik. Hani iletişim probleminiz var dedik falan. Artık bu iletişim problemini de geçti. Siz ne yapıyorsunuz abi? Sen adama satıyorsun. Sen adama satıyorsun sonra kaç saat sonra diyorsun ki talebiniz reddedildi. Böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Siz ne kadar sattığınızı bilmiyorsunuz o zaman. Hani onu sınırlandıramadınız o zaman. Bu da şu demek. Sizin web sitenizde herhalde 1-2 kişi çalışıyor demek. Ben çok şaşırıyorum. Yani profesyonellikten çok uzak. Ya birkaç yoruma bakmıştım ama devamına bakamadım. Maç falan vardı. 14 itibariyle 10.000 TL'lik aldım. Cüzdandan para düştü. Akşam 18.30 itibariyle 10.000 TL cüzdanıma geri geldi. Anlayamadım. Yani demek ki önceden parayı yatırmışlar sonra mesaj falan. Abi bu nedir ya? Yani diyecek hiçbir şey yok. Bu da benim videom. Diyecek bir şey yok. Ben de şaşırdım. Çok enteresan. Çok kötü bir yönetim. Çok amatör. Şaşırıyorum ben de gerçekten. Ama arkadaşlar burada yapacağınız bir şey yok yani. Abiler, ablalar yapacağınız bir şey yok burada. Paranız geri yatırılmış. Tamam. Siz de bu saatten sonra isterseniz güvenip alırsınız. İsterseniz de almazsınız. Hani yapacak bir şey yok şu anda. Benim söylediğim hiçbir şey kesinlikle ve kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben de size aktarmaya çalışıyorum burada gördüğüm haberleri, duyuruları. Yani diyecek bir şey yok. Yani burada sizin kaybınız yok arkadaşlar. Paranız geri yatırılmış, alamamışsınız. Bundan sonraki süreçte de işte adamlar demiş ki bir seçenek sunduk. Buna ne kadar güvenirsiniz, ne kadar güvenmezsiniz bu tamamen size bağlı. Bundan sonra da sizin bileceğiniz iş. Ama ben çok şaşırdım. Ben hiç bu kadar yani bu kadar olacağını düşünmüyordum. Her şeyi tamam dedik. Yani birçok şey hadi olabilir falan dedik ama yani hani ben diyordum iletişim problemi var sadece diyordum. Yani bu adamlar gerçekten çalışıyor falan. Yani bu iletişim probleminin de ötesinde bir şey. Bu teknik bir problem artık. Yani sen ne kadar sattığını bilmiyor musun abi? Sen nasıl bir şirket yönetiyorsun? Bir de bu milyar liralık bir şirket yani. Söyleyemedim de.
Vallahi şaşırdım. Hemen dedim bir video çekeyim çünkü çok fazla yorum geliyor. Hepsine tek tek cevap verme şansım yok. Dediğim gibi bazıları da siliniyor arkadaşlar. O yüzden görmüyorum yani çoğu yorumu da. Hani ben hiçbir yorum kaldırmadım. Fakat otomatik olarak silinebiliyor. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelip benim videoma dislike atmayın. Benimle bir alakası yok. Ben çalışmıyorum arkadaşlar. Ben de sizin gibi haberleri aktarıyorum size. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Sohbet edelim diye böyle videolar çekiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz arkadaşlar.